Herkese günaydın. Gerçi burada saat 12 oldu. Ben daha yeni uyandım. Bugün cumartesi. Resmi işlemlerimizi bitirdik çok şükür. Bugün dedik biraz güzelce bir dinlenelim. 12'ye kadar uyudum. Yok 12 değil, 11'e kadar uyudum. Şimdi ne yapıyoruz? Kahvaltı yapacağız. Çayımı biberimi doğradım. Şimdi domatesimi doğrayacağım. Ve menemen yapıyoruz. Menemen yaparken de bir yandan sohbet ediyoruz. Evet, dediğim gibi dün işlemlerimizi çok şükür bitirdik. Valla bayağı teferruatlı işlemler var. Bayağı sıkıntı çektik. Ya aslında çok sıkıntı değil de gün atıyor. Yani bir işleme gidiyorsun. Tam bitirme hevesindesin. Hop. Bir işlem eksik bir şey çıkıyor. Eksik bir evrak çıkıyor. Eksik bir işlem çıkıyor. Bir şey oluyor. Sonra hop öteki tarafa. Bir gün daha erteliyorsun. En son biz işte Perşembe günü bitirmeyi umuyorduk. Tam şeye gittik. Ne deniyor oraya? Evlilik ofisine. Evlilik ofisine gittik. Her şey tamam, tıkır tıkır mühürlüyor. Tam sonlara yaklaştı. Hop, bizim kayınvalide ile kayınpederin evlilik cüzdanı eski. Eski olduğu için de sadece düz bir tarih yazıyor evlilik tarihi olarak. Evlilik tarihi olarak belirtilmemiş. Bunların normalde yenilenmesi gerekiyormuş. Yenilememişler. Biz de o gün bitiremedik işi. Dün gittik tekrar onların evlendiği evlilik dairesine ta Kuala Lumpur'a. Kuala Lumpur'daki evlilik dairesinden onların işte evliliğinin tarihini belirten bir belge aldık. Tekrar Klang'a geldik. Ya bir de onu çektik. Bir önceki gün de şeye gittik. Salangor'a gittik. Normalde biz Salangor'da evleneceğimiz için oradaki nikah dairesine gitmiştik evlatları teslim etmeye. O kadar bekledik bekledik. Sonra dediler ki burada almıyoruz. Çünkü dediler ikametgahınız Klang'da. Valla buradan çıktık tekrar Klang'a geldik. Sonra işte dediğim gibi Klang'da o sorunu yaşayınca bu sefer Kuala Lumpur'a geri gittik. Kuala Lumpur'dan tekrar Klang'a geri geldik falan filan. Ama nihayetinde bir hafta uğraştan sonra bir haftanın sonunda evrak işlerimizi tamamladık. Bir tek işte evraklarımızı nikah kıyacak imama götürüp teslim etmek kaldı. Onun sonrasında nikah tarihimizi bekleyeceğiz. Nikah tarihimiz 28-29 Ekim. 2 gün olacak. 28 Ekim resmi nikahın yani imamın nikah kıyacağı gün. Resmi nikah töreni olacak. Ondan sonra ikinci günde aileler arasında işte düğün merasimi olacak. Düğün merasimi burada biraz değişik. Yemekli bir düğün programı oluyor. Gün boyu sürüyor. Yani bizdeki gibi 1-2 saate sıkıştırılmış, akşam işte gidip 1-2 saate sıkıştırılmış bir şey değil. Gün boyu gelenler gidenler sürekli gelip gidiyor. Yani bir anda bir kalabalık gelip bir anda dağılmıyor. Gün içinde geliyorlar, tebrik ediyorlar, fotoğraflarını çekiniyorlar, yemeklerini yiyorlar, gidiyorlar vesaire. Bu türlü bir şey. Evet, menemeni özledim, çayı özledim. Hemen bir menemen dedim yapayım ilk fırsatta. Evet. Sizde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Ben de hayat böyle. Yeni yeni şeyler öğreniyorum ama İngilizcem maalesef çok yavaş gelişiyor. Bunun sıkıntısını çekiyorum. Bir an önce bir iş bulmam lazım. Ama İngilizce bilmeden nasıl bulacağım? Henüz bilmiyorum. Yarın işte müstakbel eşimle bir çıkacağız. Biraz iş bakacağız. Belki çok fazla dil gerektirmeyen ufak tefek bir iş en azından çok temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar yani buranın asgari ücret düzeyinde bir iş bulabiliriz. Bir deneyeceğiz. Yani çünkü normalde nikaha kadar çalışmayı planlamıyorduk. Çünkü bu süreçte gel git böyle işlemlerimiz olacağı için daha nikah hazırlık işlemlerimiz falan olacak. Kıyafet denemeleri vesaire filan, çeyiz işlemleri falan olacak.
Ama ben dedim ben önce çalışmam lazım daha dedim. 2 ay var. 2 aya kadar ben dedim boş duramam. Buna dedim para dayandıramam. Geçen videoda bahsettiğim gibi buranın para birimi ringgit ve bir ringgit 4 TL'ye denk geliyor. Benim burada aldığım her şey kredi kartından çektiğim zaman kredi kartına TL olarak yansıdığı için 4 katına yansıyor. O yüzden dedim böyle dedim bir sürdürülebilirlik yok. Ben dedim hemen ufak da olsa bir işe başlamam lazım. O yüzden yarın bir iş bakacağız bakalım bulabilirsek. Aslında bir tane iş var. Klinik bir iş. Klinik işi arkadaşının. Ama yeri uzak. Yani 1 saatlik yol. Her gün gözüm getirip gelip beni götürüp getirmesi lazım. Yani kendi işleri var şimdi fazla. Bu hafta izinliydi. İşlemlerden dolayı izin almıştı çalışmada ama önümüzdeki pazartesi itibaren çalışmaya başlayacak. Her gün 1 saat getir götür benimle uğraşamaz. Zaten verdiği ücret de çok yüksek bir ücret değil. Yani asgari ücret seviyesinde bile değil. O yüzden dedim gerek yok. Hiç uğraşmaya başka iş bakarız. Tezgahımızı da yıkayalım. Ben düz dağınık olmayı sevmem. Gerçi bazen dağınıklığı da seviyorum dağınık olmayı da. Ama genel olarak sevmem. O yüzden hemen anında temizlik. Şimdi ocağımıza gidiyoruz. Bugün menemeni soğansız yapıyorum çünkü soğan almadım. Soğanı severim aslında ama soğan bazen mideme dokunuyor benim. Benim midem biraz hassas her şeye dokunuyor zaten. Bu aralar buranın Malezya'nın yemekleri de çok baharatlı, çok acılı olduğu için mümkün olduğunca işte baharatlı acılı yememeye çalışıyorum ama yine de ne kadar az olursa olsun baharatlı şeyli oluyor. Bir de üstüne dedim soğanlı yemeyim. Midemi mahvetmeyeyim. Ocağımızı yaktık. Yağımız da açık. İlk defa kullanacağız. Ne yağmış ya? Yağ olduğunu çözemedim. Neyse, yağ yağdır. Kullanırız. Zaten biraz. Bundan ocaklar çok büyük. Bizdeki gibi dörtlü büyük, küçükten büyüğe doğru şey yok. Ocak 2 tane şeyleri var. Tahta kaşık alacaktım almayı unutmuşum. Neyse böyle plastik bir kaşık buldum. Onu idare edeceğiz. Çok yanıyor arkadaş ya. Bunu atlatmam lazım. İhtiyaçlar bitmiyor arkadaşlar, ihtiyaçlar bitmiyor. Çünkü malum yeni ev kuruyoruz. Her gün yeni bir ihtiyaç çıkıyor. Geçen tencere aldım. Şimdi aldım. Yemek yapmak için. İkili bir tencere. İşte bu mutfak eşyalarını düzenlemeye çalışıyorum. Yavaş yavaş ev eşyalarını. Daha bir yemek masam yok. Yemek masası alınması lazım. Yavaş yavaş işte halıları, mutfak eşyalarını vesaire almaya çalışıyoruz. Sırası geldikçe, paramız yettikçe yavaş yavaş düzeceğiz. Acelemiz yok. Daha düğüne 2 ay var. Ay ay. Onun haricinde ne yapıyoruz? Yavaş yavaş işte Malezya hakkında yeni bilgiler öğreniyorum. Yeni alışkanlıkları öğreniyorum. Ediniyorum. 2 gündür biraz boğazım kötü. Geçen buzlu meyve çayı içmiştim, meyve suyu. Hemencik boğazlarımı kötü etti. Abi bir de sürekli her yer klima. Arabaya biniyorsun klima, dükkanlara giriyorsun klima. Ne bileyim resmi daireye giriyorsun klima. Buz gibi klima açıyorlar. Tamam sıcak anlıyorum dışarısı da. Abi o kadar da klima açılmaz ki.
eşyanın TL'ye gir. Düşü. Senior. Tereyağı. Tereyağına bak markete. Şunu bırak geleyim. Tereyağını dolaba bıraktık geldik. Normal sıvı yağın üstüne biberler biraz kızardıktan sonra tereyağı koyuyoruz. Evet. Şimdi domatesi biraz koyacağız. Ben normalde Türkiye'de gün domatesin kabuğunu soyuyordum ama bu bayağı inceymiş. Soymakta biraz zorlandım, o yüzden hiç soymaya uğraşmadım. Bunun kapağı var mı? Biraz tuzlu sanırım. Tuz candır. Evet. Şimdi menemenimizi altını biraz açalım. Şimdi biraz daha hararete ihtiyacımız var. Çok da açmayalım. Çok yakıyor bu yine. Malezya, Malezya. Geçen gün işte 31 Ağustos Malezya'nın bağımsızlık günüydü. Ama çok yorgun olduğumuz için o gece kutlamalara gidemedik. Bir tek işte bu şehirde atılan ufak tefek havai fişekler vardı, onları görebildik. Esas kutlamalar başkent Kuala Lumpur'da oldu. Geçit törenleri vesaire. Ama çok yorgun olduğum için hiç gitmeye gözüm kesmedi. Ben olmadı. Kayınpeder falan gitti, bana da teklif etti gelir misin diyerek de. Vallahi sabah hiç uyanamadım. O yüzden bu sene bunu biraz pas geçmiş olduk. Önümüzdeki senelerdeki kutlamalarda çekelim. Ben bayağı görkemli kutlamalar yapıyorlar. Menemenimiz pişmek üzere. Şimdi yumurtalarını kıracağız. Az da yumurtaların üstüne tuz atalım. Dararam, dararam, dararam. Yemek yaparken şarkı söyleyeceksin hemen. Gerçi iğrenç sesimle sizi şu an katletmek istemiyorum ama en azından mırıldanabiliyorum. Menemenin yumurtasını sarısını dağıtmayı mı seviyorsunuz, dağıtmamayı? Yorumlara yazın. Ben bazen değişiyor ya. O anki ruh halime göre. Bazen dağılık seviyorum. Bazen de dağıtmadan yemeyi seviyorum. Değişiyor. O anki ruh halime göre değişiyor. Mesela soğan soğansız da tamam, biraz bugün midemden dolayı yapmak istemedim ama
Bazen sorun soğanlı istiyor canım. Bazen soğansız istiyor. Değişiyor. Hatta bazen yumurtayı hiç kırmıyorum. O gün yumurta canım istemiyor mesela. Yumurta yemek istemiyorum. Sadece işte domates, biber, soğan. Sade bir menemen yapıyorum. Yani şeyi de zaten hiç sevmiyorum. Hani kaşarlıymış, pastırmalıymış, ne bileyim sucukluymuş. O tür menemenleri sevmiyorum. Menemen değil abi. Onlar ayrı bir yemek. Onlar menemen değil. Menemen dediğin budur. Domates, biber, soğan, yumurta. Dört. Beşinci bir malzemesi yok. Beşinci malzemesi en fazla biraz baharat olabilir. Bugün canım dağıtmak istemedi. O yüzden bugün dağıtmadan yaptım. Bence güzel oldu. Hadi yemeğe geçelim. Evet, yavaş yavaş yemeğimize geçelim. Mesela burada yiyebileceğim en yakın ekmek bunu buldum. Çünkü çok fazla ekmek tüketmedikleri için ekmek çeşidi çok fazla yok. Olanlar da böyle genelde sandviç ekmeği tarzı şeyler. Geçen bir tane şey almıştım. Bu Fransız baget mi deniyor? Baget tarzı bir şey. Ama bageti ben zaten İstanbul'dayken hiç sevmiyordum. Çünkü böyle tatsız, tuzsuz bir şey. Nasıl bir şey ekmekmiş bakalım. Ben de ilk defa yiyeceğim. Bizdeki tam buğday ekmeği gibi bir şey. Evet, deneyeceğiz. Zaten şu düzenimi bir oturtayım. Ondan sonra kendi ekmeğimi kendim yapacağım. Alacağım unumu, mayamı. Alacağım merdanemi. Kendim yapacağım fırınımda. Zaten istediğim gibi bir iş bulamazsam birazcık şu dili bir geliştireyim. Kendi dükkanımı açmayı planlıyorum. Türk çayı, menemen, Türk kahvaltısı. Kendi ekmeğimi kendim yapacağım. Böyle ufak bir dükkan. Bence iş yapar. Tabii nerede yapacağım konumu da falan da önemli ama bakacağız. Daha önümüzde uzun yıllar var Allah ömür verirse. Allah izin verirse. Daha şurada bir haftamızı yeni doldurduk. Dün tam bir haftamız dolmuş oldu. Bugün 8. gündeyiz. Malezya'ya ayak basalım. Bir haftada bu kadar. Ondan sonraki süreçte artık yavaş yavaş çevreyi tanıdıkça düzeni oturtacağız. Dediğim gibi dil öğrenene kadar ilk başta biraz kendi işimi kurmaktan ziyade birkaç bir yerde çalışmak istiyorum. Hem diyalog kurdukça daha fazla hızlı geliştiririm. Öyle ama işte çok fazla dil bilmeyen birini de hemen çalıştırırlar mı? Bakacağız. Neyse ayarlarız. Bu şekilde bir yolunu bulacağız. Buraya kadar geldik ya. Daha bir yolunu buluruz. Sıkıntı yok. Evet, ben yemeğe geçiyorum. Sizlere de bay bay demek istiyorum. Bu hafta çok fazla bir çekim yapamadım. Dediğim gibi çok yoğunduk. Ufak ufak partlar çektim fotoğraf çekimlerinden. Ondan sonra işte bazı gittiğimiz yerlerden. Ha, geçen sözünü vermiştim Instagram storiesinde. Düğünümüzün yapılacağı villanın iç alan çekimi. Bunları bundan sonraki karelere tek tek koyacağım. Ben yemeğimi yerken siz de onları izlersiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ne?
Düğünün yapılacağı mekanı geziyoruz. Burası bir etkinlik villası. Bizim odası yani gelin damat odası. Düğün 2 gün sürecek. İlk gün resmi nikah işlemleri olacak gene burada. Burada imam nikah ve dini nikah, resmi nikah bir arada oluyor. Yani imamlar, müftüler kıydırıyor nikahı. Ve bir gece burada kalacağız. Sonra 2. gün esas büyük düğün olacak. Tabi burada oynamalı falan düğün yok. İşte seremoni, düğün fotoğrafları, yemek, şu alanlara yemek sahneleri kurulacak, şuraya düğün stadı kurulacak. Yani yemekler yenecek şu alanda.
Yaklaşık 1000 kişilik bir davetli listemiz var. Yani bütün arkadaş, akraba, anne tarafı, baba tarafı herkes çağrılmış. Ama bir Türk olarak, damat taraf olarak sadece ben varım. Yani Malezya düğünüme gelecek olan varsa beklerim. Ve nihayet başardık arkadaşlar. Nihayet. Sonunda işlemler bitti, resmi işlemler. Şimdi tek bir işlemimiz kaldı. Onları nikah kıyacak imama götürmek. Ve ondan sonra 28 Ekim tarihini beklemek. Çok şükür bitirdik. Yeah, finally we got the wedding approved. So. Bugün aşkımla yeşil yeşil giymişiz. Green, green. Ya evleniyoruz. 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 İzin belgelerimiz burada. Hallettik. Hepinizi düğünümüze bekleriz.